Doğu Türkistan'ı dünyanın en büyük cezaevine dönüştürerek Uygur soykırımına devam eden Çin, siyasi suçlu diye tutukladığı Müslümanlara psikiyatri işkencesi uyguluyor. Uluslararası İnsan Haklarını Koruma Teşkilatı yayınladığı raporda bununla ilgili tespitlerde bulundu. Rapora göre 2015-2021 arasında 109 hastanede tedavi gören 99 kişinin sahte raporla psikiyatrik kliniğine yatırıldığı belirtildi. Bu kişilerde olağan dışı zayıflık, ruhsal ve fiziki dengesizlikler, intihara meyil gibi psikolojik sorunların görüldüğü kaydedildi. Uygurlara zorla uyuşturucu hap verildiği, kliniklerde yıllarca kalan kişiler olduğu rapora yansıdı. Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı, Çin'in indirimli kömür satın alması ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı işgali nedeniyle uyguladıkları ambargoyla Temmuz ayında bir önceki yıla göre %14 artarak 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da Afrika boynuzuna tahıl taşıyacak geminin karşısında bulunmaktan dolayı duygulandığını söyledi. Guterres, Twitter hesabından Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl taşımak üzere İstanbul'da bekleyen Dünya Gıda Programı gemisiyle ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı. Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan müşterek koordinasyon merkezine gelmiş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu. İngiltere'de demiryolu çalışanlarının iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. Ulusal Tren Ağı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkede bazı özel firmalarca tren seferlerinin sadece 5'te 1'i yapılabiliyor. Somali'nin başkenti Mogadishu'da teröristler bir otele saldırı düzenledi. Saldırıda 21 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şabab üstlendi. Olayda 21 kişi hayatını kaybederken aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Iowa eyaletine yaptığı ziyaret sırasında Associated Press'in başkan yardımcılığı görevinden ayrılırken herhangi bir gizli belge alıp almadığı sorusuna "Hayır, bilgim dahilinde öyle bir şey olmadı" cevabını verdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine 8 Ağustos'ta yapılan FBI baskını sırasında çok gizli damgalı belgelerin alınması hakkında ise Pence, "Dürüst olmak gerekirse tüm gerçekleri öğrenene kadar bu konuda önceden yargıda bulunmak istemiyorum" diye konuştu.